ve artık yerel manada bir şeylerin yeniden değişmesi gerektiğine de inanıyoruz. Ve onun için yine aynı sahilde, birazcık daha bu tarafında, Dilovası'ndan başlamak kaydıyla bir adım atıyoruz. Şimdi yeni bir hikaye çıkacak burada. Ve bu hikayede parti mi kazansın, Dilovası mı kazansın? Yani buradaki partideki kastım, çünkü iki parti seçime girecek. Her tarafta iki parti seçime, bir iktidar girecek, bir de onun karşısında bir parti girecek. Dolayısıyla Dilovası'nda parti mi kazansın, yoksa Dilovası mı kazansın? Dolayısıyla biz bu süre zarfı içerisinde kıymetli başkanımızın tecrübesini, Milli Görüş Belediyeciliği'nin getirmiş olduğu anlayışla birleştirerek yeni bir adım atacağız. Bu adımla birlikte inşallah gençlerimizin heyecanını, annelerimizin, bacılarımızın o hünerli ellerini ve her evde olması gereken o baba ruhunun, ev reisinin, abiliğinin getirmiş olduğu şefkat elinin yaşayacağı yönetim anlayışını Dilovası'nda hep beraberce gerçekleştireceğiz. Bu açıdan heyecanlıyız. Çünkü Dilovası'nda önümüzdeki süre içerisinde kıymetli başkanımız hem çalışmalarını mutlaka ifade edecek. Yeni bir başlangıç yapıyoruz. Bu başlangıcın öncelikle Dilovası'na ve Kocaeli'ne ve ondan sonraki süre içerisinde bütün ülkeye fayda getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum ve Sayın Başkanımızın tekrar Dilovası ilçemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, sözü kendisine veriyorum. Değerli İl Başkanım, değerli ilçe başkanım, değerli Saadet Partisi'nin bir yönetim kurulu arkadaşlarım, değerli basındaki arkadaşlarım, basındaki zaten gerek abilerimizi, büyüklerimizi, bir de gerek 30 sene önce tanıdığım arkadaşlarımı burada görüyorum. 30 sene önce 18-19 yaşındaydı, şimdi 40-45 yaşında olan, basında olan kardeşlerimi de görüyorum. Biz neden Dilovası'nda tekrar gelen seçimlerde talip olduk? Niçin talip olduk? Neden talip olduk? Ben Dilovası'nın kurucu 3 dönem belediye başkanlığını yaptım. Dilovası'nın adını veren bizleriz. Dilovası dil iskelesi olarak geçiyordu geçmişte. Adı da İzocam'dı. Dilovası'nı biz kendi tırnaklarımızla, kendi emeklerimizle biz Dilovası'nı kurduk. Ama o günkü imkanlarla bugünkü imkanların arasında dağlar var. Bakın, biz ilk Dilovası'nı 1987'de belediye kurduğumuz zaman bütçemiz 3 trilyondu. Bakın, o zaman eski parayı söylüyorum, 3 trilyondu. 3 milyar. Büyükşehir yoktu. Beldeydi. Biz o bütçeyle Dilovası'nı, tüm yollarını, tüm asfaltlarını, o Dilovası'nı sizler de bilirsiniz. Bir belediye binası o dönem o bütçelerle yaptık. O belediye binasını yaptığımız zaman dediler ki sen bu belediye binasını niçin bu kadar büyük yapıyorsun? Neden büyük yapıyorsun? Dediler. Biz bu günleri düşünerek yaptık. Bakın, o belediye binası şu an Dilovası'na yetmiyor. Dilovası bizim dönemimizde sürekli göç alan bir yerdi. Maalesef bunların döneminde göç veren bir Dilovası oldu. Bu iktidar partisi dediler.
güç bunlarda dediler. İktidar partisindeki belediye başkan adaylarına oyumuzu verelim dediler. Bunlar daha genç dediler. Bunlar daha iyi yaparlar, iktidar partisinin nimetlerinden faydalanır dilovası dediler. Ben şunu söylüyorum. Ben belediyecilikten gelen, belediyeciliği de çok iyi bilen, belediyecilikte de profesyonelce çalışan bir kardeşimiz. Çok iyi biliyorum ben belediyeciliği. Büyükşehir tüm ana harflerin hepsini Dilovası Belediyesi'nden aldı. Kendisi yapıyor. Ana harflerleri. Bitvayayı aldı, temizliği aldı. Efendim bunların hepsini aldı. Dilovası'nın yükünü hafifletti ama Dilovası'nın şu 10 yıl içerisinde bütçesi şu an zannediyorum 50 trilyon. Bakın çok büyük rakam var. Çok büyük rakamlar. Ben şunu iddia ediyorum. Büyükşehir'in Dilovası'na yaptığı bir kültür salonu var. Bir de efendim ilçe olduğundan dolayı yaptığı tek hastane var. Onun dışında Dilovası Belediyesi'nin bütçesinde çıkan Dilovası'na bir tane yatırım yok. Bakın. Bu çok önemli. O kadar önemli ki bizim yaptığımız ana caddeler ve altyapıların hepsi bizim dönemimizde yapıldı. Dilovası Belediyesi binası bizim dönemimizde yapıldı. Biz şunu diyoruz. Şu 10 yıl içerisinde Dilovası'na bu iktidar hiçbir şey veremedi. Vermedi. Geçen gün bir kuyumcuya girdim. Kuyumcuda nasılsın, iyi misin falan filan dedim. Ya dedi biraz önce bir arkadaşım polisten aldı. Bölgede hırsızlık yapıyormuş. Kuyumcu da sormuş lan oğlum niye yapıyorsun? Neden yapıyorsun? Vallahi abi diyor ben bilseydim böyle olacağını yapmazdım. Niye diyor? Ya Dilovası'nın çıkışını bulamadım diyor kaçmak için. Yani Dilovası'nın çıkışını bulamaz. Bak, Kocaeli bölgesi, ben 30 senedir siyaset yaparım. Dikte durmuşumdur. Niye dik durmuşumdur? Manevi cesaretle çıkıp bugün aday oluyorum ben. Herkes de bugün gelip Saadet Partisi'nde yürek ister aday olmasına. Aday olamaz. Önce kendime güveniyorum, ondan sonra da Dilovası halkına güveniyorum. Burada diyoruz ki, Gebze'nin girişleri yapıldı, Körfez'in girişleri yapıldı, Hereke'nin girişleri yapıldı. Dilovası'nda her dönem 16 bin oy çıkıyor AKP'ye. 16 bin, bakın. Övey evlat muamelesi görüyor kardeşim. Biz de diyoruz ki övey evlat muamelesi görmemek için biz onları sandığa gömeceğiz. Dilovası halkı olarak diyeceğiz ki biz 16 yıl size oy verdik. Ama Dilovası'nın girişine bismillah ya Allah yeni başladılar. Niye yeni başladılar? Seçimler var diye başladılar. Ben şahsen o yapmış oldukları hastanenin hemen arkasında kömürcüler var. Akıl var, mantık var. Bir tarafta hastane yapıyorsun, arkasında da kömür tozları geliyor. Burada masayı yum, elini masaya vuracak ne yöneticileri var ne de seçilmiş belediye başkanları var. Bunların hepsi o partinin memurları. Ben Saadet Partisi'ne geçmekten gurur duyuyorum. Hepsine de teşekkür ediyorum. İl başkanıma, ilçe başkanıma, yönetim kuruluna. Hepinizin önünde teşekkür ediyorum. Niçin? Ben yüreğimi koyup o cesaretimden aday oluyorum. Onlar da beni bağrılarına bastılar.
dediler ki gel Ercan Dalkılıç. Madem sen böyle diyorsak, Dilovası'nı kurtaracaksak hep beraber kurtaracağız. Allah'ın izniyle hep beraber kurtaracağız. Bugün burada aday tanıtımı, bu aday tanıtımı olduğu için ben başlıklar halinde birkaç şeye girdim. Dilovası'nda 50-60 bütçesi var. Dilovası'nın gelirleri kendisine yeter. Adaletli bir şekilde dağılım yapılırsa göreceksiniz. Dilovası'nın rengi değişecek, yapısı değişecek. Biz o 40 bütçelerle biz Dilovası'nı o hale getirdik. Bugünkü şartlarsa Dilovası'nın bütçesi de güzel. Dilovası'nın çevresini daha iyi bizim projelerimiz var. Günü geldi zaman o projelerimizi tek tek sizlere açıklayacağız. Bu sebeple ben sözlerimi burada toparlıyorum. Söyleyecek çok şey var. Yani söyleyeceğiz bunları. Önce Dilova'mıza, Türkiye'mize, Kocaeli'mize, Saadet Parti'mize hayırlı uğurlu olmasını temenni eder. Hepinize saygı sunarım. Hoş geldiniz, sefa geldiniz.